yanımda görülebilir mi bilmiyorum ama biraz sonra elime alarak da tanıtmak isterim. Şu kitabı görmenizi arzu ediyorum ya da şöyle yapalım. Belki daha kolay görülebilir. Efendim Gürbüz Azak, Türk dilini en iyi kullanan yazarlardan birisi. Eğer bugüne kadar kütüphanenizde bir Gürbüz Azak kitabı bulunmamışsa bunu ciddiye almanızı öneririm. Yıllarca gazete muhaririliği yaptı. Ressam, Türk motiflerini ve kültürünü çok iyi bilen, Türk dilini bir fırça kullanır gibi kullanan, kelimelerin musikisiyle konuşan, onların ritmini, ahengini bizim de kulağımıza duyurabilen nadir yazarlardan birisi. Dün gece Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 78. yaşı münasebetiyle Gürbüz Azak'a saygı gecesi vardı. Pek çok dostlarımızla birlikte biz de orada bulunduk ve Gürbüz abiyle ilgili hatıralarımızı anlattık. Bu kitap orada sürpriz olarak geldi. Akıl ve Fikir Yayınları Gürbüz abinin bu kitabını dün akşamki saygı gecesine yetiştirdi. Daha evvel yazmış olduğu mizahi yazılardan oluşan bir kitap bu. Diğer kitapların da Akıl Fikir Yayınları devam edecek. Fatma Hanım güzel müjdeler verdi yayın evi sahibi. Akıl Fikir yayınlarını lütfen not edin. Takip edilmesi gereken bir yayın evi olarak not etmenize yarar var. Başka kitapları da var elimde. Zaman zaman onları da getireceğim. İstanbul'un delileriyle ilgili müthiş bir kitap var. Onu da kütüphanemde bulamadım. Daha sonra getireceğim. Gürbüz Azak kelimelerle nasıl bir tablo yapıyor? Kelimelerle nasıl dans ediyor? Ve bir mizah ustası olarak önümüze nasıl çıkıyor? Türk dilini nasıl böyle kalbimize kelebek kondurur gibi harflerle konduruyor? Ve nasıl bizim anlamamızı sağlıyor? O bakımdan bakmak lazım. Konuğum olan Oğuz Tan da Türk dilini çok iyi kullanan bir yazar olması bakımından söylediklerim onun gönlüne daha çok mâkes bulacak. Gürbüz Azak bugüne kadar okunmamışsa okunsun derim. Ben ilk kitabını Nedim başka bir imzayla okumuştum. Nedim Gürbüz imzasıyla yazılan bir kitabıydı. Dostlara mektuptu. Unutamam ve bu kitabı zaman zaman okurum. Daha sonra Boğaziçi yayınlarından Atlar Hazır mı diye bir kitabı çıkmıştı. O da muhteşemdi. Zafer yayınlarından Sizi Biri Arıyor adında bir kitabı çıkmıştı. Muhakkak edinmeniz gereken bir kitap. Sizi Biri Arıyor dostlar, arayan benim diyordu orada Gürbüz Azak. Dün 78. yaşını kutlamış olduk. Nesil yayınlarından Dünyayı Kurcalayan Yazılar, Hayatı Kurcalayan Yazılar şeklinde diğer kitapları da çıkmıştı. Zafer yayınlarında başka kitapları da var. 48, 49, 50 gibi bir tarihi romanı da var. Ve şimdi ismini hatırlayamadım. Başka kitapları da vardı orada. Akıl Fikir Yayınları, Gürbüz Azak'ın hem Zafer Yayınları'nda hem Nesil Yayınları'nda hem de anladığım kadarıyla Türk Edebiyatı Yayınları'ndaki diğer kitaplarını, Nesil Yayınları'ndaki kitaplarını toplamaya başlamış ve bunları bir seri halinde neşredecek. Eğer roman yazmayı istiyorsanız ve kaleme düşkünlüğünüz varsa Gürbüz Azak'ın iki romanını muhakkak okumanızı isterim. Eğer o iki roman okunmadan bir şey yazacaksanız yazacaklarınızın eksik kaldığını da hatırlatmakta yarar var. Bunlardan bir tanesinin ismi Tatar adını taşıyor. Bu kadar mı Türk dili güzel kullanılır ve bu kadar mı örfümüz anlatılabilir? Tatar dediğimizde bir millet aklınıza gelmesin. Osmanlı'nın bir yerden bir yere haber ulaştıran ulaklarına Tatar ismi veriliyor. Ve o Tatar'ın muhteşem bir istihbarat, muhteşem bir hayat gücü ve canı pahasına kendisine emanet edilmiş olan o bilgiyi götürmesi gerekiyor. Buradan Bağdat'a kadar gidildiğinde diyelim ki 7 istasyon var. Onlar işte han olarak biliyoruz. Aslında onları ecdadımız farklı amaçlarla da kullanmış ve her hanın da sorumlusu aynı zamanda Tatar'a karşı da sorumlu ve bir nevi o coğrafyanın bilgilerini de alıyor. Üzerine bindiği atla Tatar bir istasyona kadar gidiyor. Hemen atı değiştiriliyor, elbiseleri değiştiriliyor ve diğer atla kaldığı yola devam ediyor. Gürbüz Azak bunların o tarihi bilgileri o Türk lisanıyla bize anlatan kişi. Bu kitap o bakımdan önemli. Neresine ısırmış kitabın adı? Hikayelerden birisini burada anlatmış. Uzunca anlattığımın farkındayım ama Gürbüz Azak olması hasebiyle de bunu söylemek lazım. Bir iki laf demiş. Hep söylenir, mizah önemli bir silah. Tamam da aynı zamanda bir demet çiçektir diyor Gürbüz Azak. Tebessümdür, gündemleri sevimlice kurcalamaktır. Mizahı seviyorum. Çünkü mizah önce bir zeka işidir. Sıra dışılıklarda bile pırıltılar aramaktır. Kırıp dökmeden edilen isyandır. Dahası her yazan için bir sınavdır diyor. Mizahın da kendine göre şiiriyeti var ve tadına doyulmaz bir dünyası.
küfürsüz, saldırısız, sizlere gıdıklamak istedim ama bazı minik işaretleri de getirdim. Anlamayana sözüm yok, anlayana merhaba, kızıp gücenenlere de diyor. Bu kitabı, Gürbüz abinin bu kitabını bir kez daha dikkatinize arz ediyorum. Akıl Fikir Yayınlarından. Umarım önerimizi dikkate